Nasılsınız arkadaşlar? Sorusu olan var mı? Merhaba arkadaşlar. Bugünkü sohbetimizin temel konusu bizi engelleyen temel noktalar. Bizi engelleyen temel noktalar nelerdir? Bu noktada en önemli engel insanın dünyaya bir şey olmak için geldiğini zannetmesidir. Dünyaya bir şey olmak için geldiğimizi zannetmek. Bu bizde büyük bir gerilim oluşturuyor. Bir şey olmaya gelmişiz ve olamazsak mahvolacağız gibi. Olamazsak bütün hayatımız heba olmuş. O noktaya ulaşamazsak, o hedefe varamazsak her şeyimiz, zamanımız, hayatımız boşa gitmiş gibi algılayabiliyoruz. Bir başka nokta beklentilerimize aşırı odaklanmamız. Bir başka nokta ise hak ettiğimiz ve hak etmediğimiz şeyler üzerinden gereksiz yere büyük bir gerilim yaşamamız. Temelde bu üç noktayı bugün vakit olursa işlemeye çalışacağız. Şimdi insanın gelişime ve değişime açık bir tarafı vardır. Bir de gelişim ve değişimden bağımsız bir tarafı vardır. Bunu ayırmak zorundayız. Mesela dünyaya geldiğimizde bir beden sahibi oluyoruz veya bir beden bize veriliyor. Hani Yunus'un dediği gibi ete kemiğe bürünüyoruz. Büründüğümüz beden bir gelişime tabidir. Mesela uygun bir şekilde beslenme, uygun bir maddi şart olmalı ki bedenimiz gereğince gelişebilsin. Hatta ne vardır? Yeterince beslenmeyen, yeterince uygun şartlara sahip olmayan çocuklar için ne diyoruz? Gelişimsel gerilik var diyoruz. Bu neyle ilgilidir? Bedenle ilgilidir. İnsanın psikolojik bünyesi için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Evet, psikolojik bünyemiz için de bir gelişimsel süreç vardır. Nedir? Bir şeyler öğreniriz. Bir kısım davranış kabiliyeti geliştiririz. Bir kısım beceriler ediniriz. Bunlar da gelişimsel tarafımızdır. Bir de gelişimden bağımsız bir tarafımız vardır. Bu bizim özsel tarafımızdır. O tarafımızın gelişime bir ihtiyacı yoktur. Ve biz asıl oyuz. O yüzden insan o temel gelişim gerilimini fark etmek durumundadır. Yani içeride bir şey çünkü bizde ne yapıyor? Sanki hep bir yere ulaşacağız. İşte hani olur ya böyle çocuklara sorarız ne olacaksın, okuyacağım, şunu bitireceğim, şu olacağım, bu olacağım. Gerek mesleki hayatımızda, gerek ilişki dünyamızda, gerekse farklı alanlarda hep böyle hani nereye varmak istiyorsun, nereye ulaşmak istiyorsun, ne elde etmek istiyorsun, nereye varmak istiyorsun diyen ve sürekli olarak kendince bir noktaya gelmek isteyen bir benlik halimiz vardır. Bu bizi en çok geren ve engelleyen tarafımızdır. Tabii bedensel boyutu konu etmiyorum. Onu hepimiz az çok biliyoruz. Kimilerinin bu konuda çok fazla gereksiz yere kendini özdeşleştirip düştüğü tuzaklar var. Daha güzel olmak, daha yakışıklı olmak, karşı cinse daha etkileyici olmak, fiziksel olarak beğenilmek vesaire. Bu tür
engelleyici kimlik tanımlamaları vardır. Eğer biz kendimizi bu gelişim içeren taraflar üzerinden tanımlarsak ömür boyu hiçbir zaman huzur ve sükuneti bulamayız. Çünkü sürekli olarak ne yapmak durumunda kalırız? Sürekli olarak ulaşmamız gereken yere tam olarak varamamanın veya varsak bile o vardığımız noktayı koruyamamanın problemini yaşarız. Sürekli olarak bu bizi yönetir ve bu bizde büyük bir gerilim oluşturur. Dolayısıyla bu noktada bizler kendimizi gelişen bir varlık olarak mı tanımlıyoruz? Yoksa tam bir varlık olup da bu dünyayı doğru, gerçekçi, farkındalıklı bir şekilde deneyimleyen ve varlığımızın bütünlüğüyle, varlığımızın tamlığıyla karşılık veren biri miyiz? Yani biz bir şey mi olacağız? Eğer biz bir şey olacaksak bu bizi gelecektir. Çünkü ister istemez o şey olabilmekle olamamak arasında sürekli bir gerilim yaşarız. Olabildim mi, olamadım mı? Sürekli o olabilmekle olamamak arasında sürekli bir gerilimin içinde yaşamak durumunda kalırız. Eğer biz kendimizi gelişecek ve o gelişim süreciyle belirlediğimiz hedef noktasında tamamlanacak bir varlık olarak algılarsak biz sürekli olabilmekle olamamak arasında sürekli gider geliriz. Ve bu insanı gerçekten hem yorar hem de büyük bir gerginliğin, büyük bir tatminsizliğin, sürekli olarak bir gayretin ama sonucu ve hedefi belirsiz bir gayretin peşine sürükler. Hani hepimiz az çok yaşamışızdır. İlkokul okuma yazmayı söktüğümüzde sanki bir noktaya vardığımızı zannetmişizdir. İlkokulu bitirdiğimizde işte ilkokulu bitirdim. Ortaokul, lise, üniversite böyle bir sürü, dikkat edin, her birimizin hayatında işte 18 yaşına varınca her şey çok güzel olacak. 30 yaşına varınca işte o zaman her şey iyi olacak. 40 yaş tamam gibi birçok hikaye üretiriz. Veya şu noktaya ulaşayım, şu kadar para kazanayım, işte bir evim olsun vesaire, türlü türlü benliklerimiz türlü türlü hedefler oluşturarak sanki bir noktaya gelince, bir şeye ulaşınca, bir şeye sahip olunca, bir şey yapabilince, bir konuda bir beceri kazanınca tam olacağımıza dair sahte bir kurgusal algı vardır. Bu bizi ne yapar? Sürekli bir gerilimin içinde tutar. Yani bazı insanlar şunu düşünebilir, bu gerilim olacak ki gelişelim, yoksa bu gerilim olmazsa tembelleşiriz, hiçbir arzun yoksa, hiçbir hedefin yoksa o zaman hiçbir eylemin de olmaz gibi düşünülebilir bu. Bu psikolojik düzey ile kendimizi sınırlandırarak tanımladığımız olacak bir şey mi? Evet, doğru. Psikolojik olarak kişi kendini motive etmezse, bir bardak su alayım. Kişi kendini motive etmezse, tırnak içinde söylüyorum, sadece psikolojiden ibaret olsaydık ve kendi kendimizi motive etmeseydik harekete geçemezdik. Bu doğru bir şeydir. Bu böyledir gerçekten de. Ama biz psikolojiden ibaret miyiz? Önemli olan nokta o. Eğer sadece psikolojiden ibaret olsaydık, sürekli olarak benliklerimizin motivasyonlarına ihtiyacımız olacaktı harekete geçebilmek için. Mesela doktor olmak istiyorum ki liseyi iyi bir dereceyle bitirip tıp fakültesini kazanacak şekilde üniversiteye hazırlanıp işte çalışıp doktor olayım. Doktor olmayı niye istiyorum? Artık orada hangi motivasyon varsa, işte insanlara yardım etme motivasyonu kaldı mı bilmiyorum. İşte insanlara yardım etme motivasyonu olabilir, iyi para kazanma motivasyonu olabilir, her zaman geçerli bir altın bilezik
meseleye sahip olma motivasyonu olabilir vesaire. Eğer psikolojiden ibaret bir varlık olsaydık gerçekten mutlaka bir hedefimiz olur ki harekete geçebilirim. Dolayısıyla bu anlamda motivasyonu düşük olan insanın eylemselliği zayıf olur. Ama sadece psikolojiden ibaret olsaydık bu böyle olur. Dolayısıyla tekrar ediyorum. İnsan kendisini sadece gelişecek yönlerinden ibaret gören bir varlık olursa nedir? Tekrar ediyorum, gelişecek yönlerimiz bir beden, iki psikolojik yetkinliktir. Yani düşünebilme, eyleme geçebilme ve hissedebilme ve buna bağlı olarak ilişki kurabilme, insanlara kendini onaylatabilme, insanlarla bir şeyleri paylaşabilme, insanlara bir şeyi ispat edebilme, işte başkaları kadar veya başkalarından daha iyi gibi beceriler. Bunlar nedir? Gelişimsel becerilerdir. Ya da insanoğlu psikolojik düzeyde bir şey bilmez halde dünyaya geliyor psikolojik olarak. Bir bebek neyi biliyor? Bilgi olarak bir şey bilmiyor. Dolayısıyla insan eğer bedenden ve psikolojiden ibaret olsaydı, evet diyebilirdik ki insan gelişerek var olan bir varlıktır. Ama insan bundan ibaret değildir. İnsan kutsal metinlerde Allah'ın üflediği ruh olarak tanımladığımız ve gelişimsel olmayan, var olan ve bizim varlığımızın da merkezini teşkil eden bir niteliğe sahibiz. İnsan budur. Bu ise gelişimsel değil ve bu vardır. Bunun için bir şeye ihtiyacımız yok. Yani bunun için bir şeyi inşa etmeye, bir gayret göstermeye ihtiyacımız yok. O yüzden bunu bilmek bizlerinden, kaygıdan, hırstan, kendini eksik görmekten, utanmaktan, bir şeye yetişememiş olmaktan, fırsatları kaçırmış olmaktan kurtarır. Çünkü böyle bir şey yok. Hiçbirimiz bir fırsat kaçırmadık. Hiçbirimizin varlığı bir eksiklik taşıyor. Hiçbirimiz utanmak zorunda değiliz. Hiçbirimiz bir eksiklik içinde değiliz. O yüzden de utanmak zorunda değiliz. Hiçbirimiz beceriksiz değiliz. Hiçbirimiz suçlu da değiliz. Çünkü spiritüel varlık suçlu değildir. Bakın Adem Kur'an'da geçen kıssada biz nefsimize zulmettik diyor. Yani asli olan bir şeyi sen gerçek konumunda algılayamıyorsun, onu demiyorsun. Dolayısıyla onu örtüyorsun. Onu örttüğün için de kendini yanlışa, hataya, probleme sürüklüyorsun. Değil mi? Allah Adem'i, Havva'yı yani insanı cennete koydu. Buraya yerleşin dedi. Sizin için burada herhangi bir eksiklik, bir mahrumiyet, bir açlık, bir susuzluk. Yani ne demek açlık, susuzluk yok demek? Herhangi bir muhtaçlık hissine sahip değilsiniz. Yani bir şeye muhtaç değilsiniz arkadaşlar. Kısacası bu aslında. Peki şimdi bakın kendi kendinize. Hepimizin bir şeye ihtiyacı var değil mi? Neye ihtiyacın var? Yani en zenginin bile ihtiyacı var değil mi? Diyor ki daha zengin olmak istiyorum. Şöhretlinin ihtiyacı var, daha şöhret olmak istiyorum. En şöhretlinin neye ihtiyacı var? Şöhretini korumaya ihtiyacı var. Anlaşılmayanın anlaşılmaya ihtiyacı var. Onaylanmadığını düşünenin onaylanmaya ihtiyacı var. Bakın dikkat edin, cennetten düşmüşüz. Tekrar cennete dönebiliriz. O cennet hali nedir? Senin öz varlığın itibariyle bir şeye ihtiyaç duymadığın haldir. Bakın, beden ihtiyaç duyabilir, bu ayrı bir şeydir.
psikolojik düzeyinizin de bir şeye ihtiyacı olabilir. Ama o sen misin? Mesela kirli bir elbisenin yıkanmaya ihtiyacı vardır. Ama o elbisenin ihtiyacıdır. Benzini bitmiş bir arabanın benzine ihtiyacı vardır. Çok kirlenmiş bir arabanın temizlenmeye ihtiyacı vardır. Balatası aşılmış bir aracın balatasını değiştirmeye ihtiyacı vardır. Ama o şoförün ihtiyacı değildir. O arabanın ihtiyacıdır. Tıpkı bunun gibi bedenlerimizin de ihtiyaçları olabilir. Ama o benim kendimin ihtiyacı değildir. Kendimin ihtiyacı yoktur. Kendimizin gerçek anlamdaki o kendimizin bir ihtiyacı yoktur. Çünkü o tamdır. Onun herhangi bir mahrumiyeti, mağduriyeti, eksikliği, utancı. Mesela düşünün bir çocuk utanır mı o en saf bebek haliyle? Utanmaz. Bakın altına yaptığında da utanmaz. Çünkü o onun asli mahiyeti değildir. O bedenin özelliğidir. Henüz tuvaletini tutamamaktadır ve bundan utanmaz. Adını koymadığınızda çocuk utanır mı? Utanmaz. Ama biz ne yapıyoruz şimdi? Herkes kendini tanıtıyor diyelim ama ben nasıl kendimi tanıtacağım? Ne diyeceğim kendime? Herkesin CV'si 3-5 sayfa. Ben ne diyeceğim? İsmail Acarkan, kim tanır ki onu, değil mi? Ama birileri var, tanıtıyorlar, o tanınıyor falan. O zaman ne yapıyorum? Ben iyi, yeterince tanınmadığım için utanıyorum. Neden? Çünkü kendimi o düzeyde tanımlıyorum. Dikkat edin, öz varlık tamdır, eksiksizdir. Bir gerilimi yoktur. Suçluluğu da yoktur. Bakın, hata yapan psikolojik düzeyimizdir. Psikolojik düzeydeki hatanın ve hataya sebep olan unsurların farkına vardığında orada diyeceğim en doğru cümle şudur. Ben nefsime zulmettim. Yani gerçek varlığımın farkında olmadım. O yüzden de hata ettim. Ve bakın dikkat edin, İslam'da suçluluk psikolojisi yoktur. Değil mi? Suçluluk psikolojisi yoktur. Utanmak da yoktur şey anlamında, yani işte büyük bir utanç duyuyorum kendimden. Hani haya manasında o vardır, o başka bir şey. Yani böyle tırnak içinde kendini eksik, yetersiz, beceriksiz hissetmekten dolayı bir utanma yoktur. Neden? Neden? Çünkü eksik, yetersiz olan şey senin öz varlığın değil. Senin öz varlığınla bir peygamberin öz varlığı arasında bir fark yoktur. Farklılık içeren unsurlar geçici olan şeylerdir. Asli olan şeyimiz değildir. O yüzden dinde suçluluk psikolojisi de yoktur. Fakat hatanın farkına varıp hatayı ortaya çıkaran unsurların farkına varıp onlardan özüne doğru bir dönüş gerçekliği var. O yüzden bir insan kendini, tırnak içinde bakın, kendini suçluyorsa cahillik sergiliyor demektir. Çünkü kendin o hatayı yapan kişi, varlık değil. Gerçek kendin saf olan bir şey. Gerçek kendin günahsız olan bir şey. Gerçek kendin Allah'ın üflediği ruh olan bir şey. Onun bir suçu olamaz. Hatalı olan bir şey varsa sen o hatalı olan tarafın farkına var ve ona kendim demeden orayı analiz etmeye, çözümlemeye çalış. Orayı çözümlemeye çalış. O yüzden dinde suçluluk psikolojisi yoktur. Kendimi çok suçlu hissediyorum. Hayır. Sen gerçek kendini unuttuğun için kendini psikolojik düzeyde bir varlık olarak algılayıp
bir kısım arzulara, korkulara veya dürtülere veya aceleciliğe veya öfkeye veya hırsa veya bencilliğe kaptırdığın için bir hata yapıyorsun. Bunu fark et ve bunu bırak. O yüzden bakın, bir insan gerçekten hatasını görüp o hatasıyla özü arasındaki ayrımı fark edip kendi özüne tekrar dönmeye çağrılır dinle. O yüzden tövbe eden günah işlememiş gibidir. Neden? Bakın dikkat edin. Tövbe eden günah işlememiş gibidir. Neden? Çünkü sen o hatayı yapan sahte düşünceyi, duyguyu, benliği görüyorsun ve diyorsun ki ben bundan dönüyorum. Ne kalıyor geriye? Özün kalıyor. Günah işlememiş gibidir. Çünkü günah işlemiyor. Ama bakın, ego ne yapıyor insanda? Ego düzeyinde günahsız olmaya çalışıyor. Yani mesela ben hiç hata yapmamalıyım. O da imkansız değil mi hocam? Yani ego düzeyinde. Tabii doğası gereği zor, imkansız diyeceğimiz bir noktada. Yani ben hatasız olmalıyım demek, o yüzden kadim bilgeliklerde kibir olarak tanımlanmıştır. Çünkü psikolojik düzeyde kendini günahsız kılmaya çalışmak o tabiatın farkında olmamaktır. O tabiat yanılabilir. Bilgin eksiktir, yanılırsın. Öfkeye mağlup olursun, yanılabilirsin. Muhakemen eksik olur, yanılırsın. Dürtülerin tetiklenir ve onu yönetemezsin, yanılabilirsin. Ama bak, sen o değilsin. O varlık değilsin. O düzey değilsin. O yüzden insanoğlunun kendine olumsuz değerler üzerinden yaklaşması, olumsuz sıfatlar üzerinden yaklaşması kendi kendine yaptığı büyük bir kötülüktür. Ben beceriksiz biriyim, ben sevilmeyen biriyim, ben değersiz biriyim, ben yetersiz biriyim. Bütün bunlar kendi kendimize sahte ve negatif etiketler koymamızdır. O yüzden kutsal metinler suçluluk üzerinde durmaz. Tevbe üzerinde durur. Tövbe, yanlış bir gidişattan dönmektir. Yanlış bir şeyden vazgeçmektir. O yüzden bakın, Allah hiçbir zaman tövbe eden günahkarı yargılamaz. Ama insanoğlu bunu yapar. Hatta biz bazen deriz ya, sen ne kadar bundan sonra tövbe edersen et, benim gözümde bittin. Sen bana şöyle dedin ya, şöyle yaptın ya, benim için bitti. Allah'a yakın, benden uzak ol. Nasıl olacaksa olur. Allah'a yakın, benden uzak olursa benim Allah'tan uzak olmam gerekir. Ya da o, ya o ben, ya o uzak olacak ya ben. Dolayısıyla bakın, biz nereden bakıyoruz? Yanlış bir noktadan yaklaşıyoruz. Hem kendimize hem insanlara. Mesela bir hata mı yaptın? Hadi ki dünyanın en büyük hatasını yaptın. Hemen kendini damgalıyorsun. Veyahut da kendini kötü hissetmemek için unutmaya çalışıyorsun. İkisi de aynı tuzak. Halbuki hatırla, o hataya sebep olan unsuru hatırla. O bir kaygı mıydı? O bir korku muydu? O bir sahte arzu muydu? Neyse o, bir öfke miydi? Neyse o, onu fark et ve o gidişattan dön. Bu kadar. Orayı fark et.
kendini o yanlış algıdan, düşünceden, hissiyattan ve dürtüden uzak kılmaya çalış. Ve bakın dikkat edin, din hiçbir zaman şu kadar tövbe ettin ettin, daha fazlası kabul olmaz demez. Neden? Çünkü bu sınırlandırılamaz. Yani işte bir hatayı 3 kere tekrar ettin, tamam. Ama 4. olmaz, bitti. Böyle bir şey yoktur. Tövbe ettiğin an, gerçekten tövbe ettiğin an, günah işlememiş gibisin. Bu aslında insana neyi hatırlatıyor? Dikkat edin. Aslında insanın gerçek öz varlığının aynı zamanda saf, masum ve günahsız da olduğunu bize hatırlatıyor. Çünkü hiç günah işlememiş gibidir. Demek ki insanın günahla, hatayla bozulan aslında bir doğası yok. Çünkü tövbe eden günah işlememiş gibidir. O yüzden bu aslında bize şunu da hatırlatır. Yani şimdi tövbe demek illa bildiğimiz anlamda bir kötülük yapmakla da ilişkili değil. En büyük kötülüğü kendimize yapıyoruz. Kendimize yaptığımız tanımlamalara dikkat edin. Ne kadar olumsuz tanımlama var kendimizle ilgili. Ben beceriksizimden başlayayım. Ben çok hatalıyım. Ben hayatımı hiç iyi değerlendiremedim. Çok şans kaçırdım, çok imkanı heba ettim deyip değil mi? Aslında kendimizle ilgili o kadar çok olumsuz algımız var ki, o kadar çok olumsuz değerlendirmemiz var ki. Hayatımız bunlarla geçiyor. Onun tersi de hocam olumsuz değil mi yani? Ben çok başarılıyım. Tabii. Yani diyelim ki dünyadaki herhangi bir şey üzerinden kendimizi tanımlamak da bir cehalettir. Yani ben çok başarılıyım. Ya senin buna ihtiyacın yok ki. Yani senin elinden alınabilecek bir şey varsa o sen değilsin. Elinden alınabilecek her ne varsa o sen değilsin. Başarı elinden alınabilir mi? Alınabilir. Şöhret kaybedebilir misin? Kaybedebilirsin. Onay kaybedebilir misin? Evet. Sevilme kaybedebilir misin? Evet. Takdir kaybedebilir misin? Evet. Sosyal itibar kaybedebilir misin? Evet. O zaman bunlar sen değilsin. Kendini hiçbir şey üzerinden tanımlama. O yüzden bakın, din çok önemli ve anlamlı bir şeydir. Din çünkü insanı Allah'a nispet eder. Yani ben Allah'a ait, onunla var olan ve ondan gelen bir tamlıkla saf varlık, saf huzur ve saf mutluluğa sahip bir varlığı. Din bize bunu söyler. O yüzden din çok önemlidir. Eğer dine inanmıyorsanız, yani bahsettiğim anlamda Allah ve din inancınız yoksa, nispetiniz neye aittir, neye bağlıdır, kendinizi neye refere etmek zorundasınız? Bedene, dünyaya ve psikolojik benliğinize referanslı kılmak zorundasınız. O yüzden bakın, din ile din dışılık arasındaki en temel fark budur. Allah'a inanmakla Allah'a inanmamak arasındaki en temel fark budur. Allah'a inanmak, kaynağımın Allah olduğuna inanmaktır. Allah'a inanmak, kaynağımın, kökenimin Allah olduğuna inanmaktır. Ona ait olduğuma inanmaktır. Onun varlığında varlığımın ebedi olduğuna inanmaktır. Onun beni tam olarak var ettiğine inanmaktır. Ondan başka hakikatte hiçbir şeye muhtaç olmadığıma inanmaktır. İnanmak bu anlamda çok önemlidir. İnanmamak da nedir? Yani Allah'a inanmamak, kendini geçici, sınırlı, fani, maddi şeye bağlamaktır.
maddeye, bedene, insanlara, dünyevi hayata ait görmektir. Kendini tırnak içinde maddi evrimin bir parçası olarak görmektir. Bazen böyle çok tartışmalar olur. İnsan evrimle mi gelişmiştir? İnsanın neyi diye sormamız gerekir. İnsanın biyolojik tarafı şöyle veya böyle gelişmiş olabilir. Ben bir beden değilim ki o sorunun cevabı üzerinden kendi kaynağımı tanımlayayım. İnsan ruhu evrim geçirmemiştir, onu söyleyebiliriz. İnsan ruhu yaradandan gelir ve ona döner. Ama biyolojik boyutumuz, zaten biyolojik boyutumuz tırnak içinde döllenmiş bir hücrenin çoğalmasıyla oluşmuyor mu? Şimdi biz kendimize şunu mu diyeceğiz? Sen bir hücreden dünyaya gelmiş veya hücreden var olmuş bir varlıksın diyor musunuz kendinize? Diyorsanız hata ediyorsunuzdur. Dünyaya bir hücreden geldik. Öyle derseniz o zaman kendinizi bedenle tanımlamış olursunuz. Kullandığın beden evet, biyolojik bir hücrenin, bir döllenmiş bir hücrenin biyolojik gelişimiyle oluşmuştur. O kullandığın bedenin kaynağıdır. Bakın çok güzel bir söz vardır. Denir ki her şey aslına döner. Her şey aslına döner. Beden nereye döner? Toprağa döner. Çünkü aslı odur. Ruh nereye döner? Aslına döner. Ruhumdan müfredim dediği aslına döner. O yüzden insan kendini ne olarak tanımladığına dikkat etsin. Kendini ne olarak tanımlıyorsun? Annene babana mı bağlıyorsun? Bulunduğun topluma mı bağlıyorsun? Etnisiteye mi bağlıyorsun? Sosyal ilişkilerine mi bağlıyorsun? İnsan kendini hangi temel üzerinden tanımladığına dikkat etmeli. En temel ayrım noktamız budur. Eğer bunu doğru bir şekilde tanımlarsak, o gereksiz gelişim geriliminden kurtuluruz. Kendini geliştirmem lazım. İşte çok vakit geçti, yaşım geçti, yaşım şu oldu, yaşım bu oldu. Bu sahte bir şeydir. Ha, bedenin ve psikolojinin kendine göre bir gelişimsel süreci vardır. Ama o ben değilim, o kendim değilim. Gerçek kendim değilim. Bu ayrımı kendimize her zaman hatırlatmaya ihtiyacımız var. Bakın dikkat edin, o yüzden Kur'an, işte biz Adem'in bedenini çamurdan şekillendirdik, onu belli bir kıvama getirdik. Sonra ondan ruhumuzu, ona ruhumuzdan üfledik, sonra meleklere secde edin dedi. Şimdi düşünün, melekler hangi insana secde edecek? Değil mi? Yani bize üflenen ruhtan habersizsek, o zaman melekler nasıl secde etsin? Değil mi? Çünkü melekler kime secde etmeyle emredildi? Üflenen ruha secde etmekle aslında emredildi. Peki şeytan neye işaretle itirazda bulundu? Bedenine, maddi boyutuna işaretle itirazda bulundu. İtirazı eğer insan ondan ibaretse haklı. Şimdi biz şeytanı haklı çıkarıyoruz modern zihniyetle. Çünkü kendimizi neye bağlı görüyoruz? Toprağa bağlı görüyoruz. Bedene bağlı görüyoruz. Bedenim var, psikolojim var. O zaman şeytan diyor ki ben senden üstünüm diyor. O zaman onu haklı çıkarmış oluyoruz. Ama Allah neye işaret ediyor? Sen diyor kendisini bedenden ve psikolojiden ibaret gören insanları
yoldan çıkarabilirsin, onları bozabilirsin, onlara tahakküm edebilirsin. Onları dilediğin gibi yönlendirebilirsin, kandırabilirsin. Ama benim ihlasa erdirdiğim kullar üzerinde bir hükmün yoktur. Bakın, Kur'an'daki Adem kıssası aslında kendimize nasıl bakmamız gerektiğini anlatan bir metindir. Yani sen nesin? Sen kendini ne olarak görüyorsun? Bunun üzerinden bir çözümleme yapmak adına bize verilmiş bir mesajdır. Dolayısıyla ne zaman içimizde işte geç kaldın, ne yaptın, işte ne elde ettin, yaşın ne kadar, hangi fırsatları kaçırdın, işte millet nerelere gelmiş, sen neredesin, bu gibi şeyler gelirse şöyle bir durun, sakin olun. Ya boş ver ya, bunları düşünmeye gerek yok. Böyle atmayın bir kenara. Sakince bakın, bunları diyen kim? Bunları diyen ben, gerçek kendime mi işaret ediyor? Bunları kim söylüyor? Bu kıyaslamaları kim yapıyor? Kendini mahrum hisseden kim? Kendini fırsatları kaçırmış, işte yaşı şu noktaya geldiği halde bir şeyleri elde edememekten dolayı mahrum hisseden kim? Hangi sahte benlik algısı bizi o Allah'ın bize verdiği cennetsi huzurdan alıkoyuyor? Aslında arkadaşlar hepimiz huzurluyuz. Çünkü ruhlarımız Allah'ın huzurunda. Ama o huzuru örten var. O huzuru bize unutturan var. Yoksa biz halen şu anda da aslında Allah'ın huzurundayız. Ve huzurluyuz. Ama o huzuru örten bir ego gürültüsü var. Hani bazen olur ya, böyle bir salonda veya bir ortamda bir alet çalışır, gürültü çıkarır. Sonra kapatırsınız düğmesini, oh be dersiniz, ne sakin, ne huzur var mı dersiniz, değil mi? Aslında o huzur orada yok muydu? O huzur orada duruyordu aslında. Ama bir gürültü o huzuru örtüyordu, onu gölgeliyordu. O yüzden huzurlu olmakla aramızda hiçbir mesafe yoktur. O yüzden bakın, egolarımız ne yapar? Ya tamam da tabii ki ben de huzur istemiyor muyum? Sanki ben huzurdan rahatsız mıyım? Ben de huzur arıyorum ama şöyle olursa huzurum olur. Şöyle olursa kendimi huzurlu hissederim diye sahte bir benliğin hikayesine aldanırız. O yüzden Kur'an ne diyor? Adem'i ve Havva'yı yarattı, cennete koydu. Huzur içindeydiler. Bir şeyleri var mıydı? Yoktu. Peki bizi bu huzurdan alıkoyan şey var mı? Hakikatte yok. İşte bu huzuru örten bir zihin hikayemiz var. Çünkü şöyle olursa huzurlu oluruz, böyle olursa huzurlu oluruz diye sürekli kafamızı didikleyen bir şey var. Herkesin egosunda, yani ego deyince aklınıza şey gelmesin, yani psikolojik benliği aslında bu arkadaşlar. Yani benliği tanımak çok önemli. Biz benlik deyince hemen aklımıza günahlar geliyor. Benlik kendini bedenden ve psikolojiden ibaret görmektir. Yani benlik kendini bedenden, düşünceden, duygudan, ilişkilerden ibaret görme tuzağıdır. Benlik budur. Mesela kimse beni sevmiyor deyip şikayet etmek benliktir. Anladın mı? Benliktir. Kimse beni anlamıyor demek benliktir. Şimdi insan diyor ki, ne var bunda? İşte bu benlik arkadaşlar. Bakın, benliği tanırsak ondan ayrışabiliriz. Benliği tanımazsanız ayrışamazsınız. Niye insanlar birbirlerini sevmiyorlar? Niye birbirlerine karşı çok
samimi değiller deyip şikayet etmek benliktir. Ha, insanlar birbirini sevse, fıtratlarındaki sevgiyi yaşasa çok hoş olur. Çok güzel olur. İnşallah da olur. O ayrı bir şey. Ama bundan şikayet etmek, bundan rahatsız olmak, bundan tatmin olamamak benliktir. O yüzden benliği iyi tanımlamamız gerekiyor. Onu iyi tanımlarsak ondan dönebiliriz. Yoksa aksi takdirde ya ne benliği ya, ben işte iyi şeyler istiyorum. Herkes birbirini sevsin, herkes birbiriyle anlaşsın, kimse kimseye haksızlık yapmasın. Yapmasın da sen niye bundan bu kadar rahatsızsın? Sen niye huzurlu değilsin? Bu huzurunu bozan ne var? Anlatabiliyor muyum? Huzuru bozan nedir? Huzuru bozanı bulamazsanız huzuru bulamazsınız. Huzuru bozan bir şey var. Onu bulmak durumundayız. Huzurumuzu örten bir şey var. Bakın basit bir arzu. Hatta bununla ilgili güzel bir hikaye vardır. Ben tam ayrıntısını bilmiyorum da. İşte 99 çemberine düşmek diye böyle bir hikaye vardır. Kralın birinin çok huzurlu, mutlu bir veziri varmış. Bir arkadaşıyla konuşuyor, ya diyor senin vezirin çok huzurlu, evet diyor benim vezirim çok huzurlu. Onu diyor huzurlu bozmamı ister misin? Ya bozamazsın demiş. Dur bir deneyelim demiş. Ona demiş, çağır 99 altın ver. Vermiş 99 altın. Adam gitmiş, sayıyor 98, 99. Bir daha sayıyor 99, bir daha sayıyor 99. Ya diyor keşke 100 olsaydı diyor. Keşke 100 olsaydı, o bir altını nasıl bulurum, nasıl kazanırım, nasıl ederim derken adamın huzuru bozuluyor. Anladınız mı? Tamamlamaya çalışmak. Evet, bir şeyi tamamlamaya çalışmak. Hani bugün bahsettiğim şey o. Yani sanki bir şey var, işte 99 değil de 100 olursa tamamlanacak. Hani çok güzelim ama şuramda bir sivilce var. Bu da olmasa tamamlanacak. Her şeyim var ama şu arabam yok. Olmadı. Şu var ama şu yok. Tamamlanmadı yine. Hep tamamlanmayan bir şey var. Buna 99 çemberi deniyor. 99 çemberine girdiniz mi? Ki her zaman girersiniz. Çünkü dünyada her şey mutlaka bir şekilde eksiktir. Tam olsa Tanrı olurdu. Her şey eksiktir. İşte 99 çemberi budur. Hepimizin bir 99 çemberi var. Onu bulamazsanız ömrünüz o çemberin içinde geçer. İşte o yüzden bahsimizin başı neydi? İnsan gelişip tamamlanacak bir varlık değildir özünde. Gelişecek olan taraflarımız var. Kullandığımız bedenin bir gelişimi var. Psikolojik boyutumuzun da bir gelişimi var. Ama biz o değiliz. Dolayısıyla ben gelişecek bir varlık değilim. Dolayısıyla bir eksiğim yok. Evet, kişisel gelişim yok arkadaşlar. Kendimizi tam bir varlık olarak idrak etmeliyiz. Ve onu örten o 99 hikayesini de bırakmalıyız. Ha, evet, şunu da unutmayalım. Bu bir pasiflik anlamına gelmiyor arkadaşlar. Mesela diyelim ki Allah'ın bana verdiği bir beden var. Bu bedenin kendine göre bir doğası var değil mi? Mesela hareket etmeli vesaire değil mi? Eğer hareket ettirmezsen o bedenin doğası bozulur. Onun tabiatı hareket etmekledir. Veya psikolojik düzeyimiz değil mi? Mesela bir şeyleri dünyaya ait, dünyanın sürecine ait bir şeyleri öğrenmek, beceriler kazanmak bu ayrı bir şeydir. Ama dikkat edin, buradaki ayrım şudur. Bu kendim değildir. Anlatabildim mi? Kendim değildir. Mesela ben diyelim ki bir araba üretiyorum. Bu arabayı tam hale getirmeye çalışıyorum değil mi? Lastiğiyle,
bujisiyle, motoruyla, silecekleriyle, dikiz aynasıyla. Ama o benim kendimi tamamlamamdır, değildir. O bir arabayı tamamlamaktır. Bu ayrı bir şeydir. Bu iki şeyi birbirinden ayırmazsak ömrümüz 99 çemberinde geçer. Sürekli bir eksik olur. Ya kocam çok iyi ama işte böyle sevgisini bana tam olarak ifade etmiyor. Ya ifade ediyor da her zaman ifade etmiyor. Ya her zaman ifade ediyor ama tam istediğim gibi ifade etmiyor. Ömür bitmez. Hani koca karısından, kadın kocasından, ben oturduğum bu masadan, şu mikrofondan, içtiğim çaydan hep bir şey çıkar. Hep bir eksiklik var çünkü arkadaşlar. Bu 99 hiçbir zaman 100'e tamamlanmayacak. Bir şeyi tamamlarsın öbür yerden bir 99 çıkar. Bu bitmez. Tabiatı böyledir. Tabiatı değişmez dünyanın. Maddi olanın, geçici olanın, sınırlı olanın tabiatı değişmez. O hiçbir zaman tam olmaz. Eğer biz kendimizi o alanda ararsak, o zaman kendimize haksızlık yapmış oluruz. Kendimizi sürekli gelişememiş bir varlık, sürekli 99'u tamamlayamayan bir varlık olarak görürüz. İşte bütün felsefe kitaplarını okuyayım, bütün felsefeyi yutayım, işte şu konudaki bütün bilgileri yutayım, şu konudaki her şeyi öğreneyim, şu konudaki becerimi en mükemmel hale getireyim, şundan daha iyi olmaya çalışayım, şu kadar mala mülke sahibim, biraz daha sahip olayım, İşte şu kadar itibarım var, itibarımı arttırayım, hiç bitmez. Ve bakın dikkat edin, din nedir? Din sana tam olduğunu anlatan bir metindir, bir hakikattir. Din sana der ki sen tam bir varlıksın, sen Allah'ın tam bir muhatabısın, yarım bir muhatabı değilsin, eksik bir muhatabı değilsin. Allah seni huzuruna kabul etmeyen bir noktada seni görmez. Allah senden utanmaz. Hatta günah işlediğin zaman bile senden utanmaz. Der ki, gel tövbe et der. Benim rahmetim sonsuzdur. Bakın biz bir kişiye karşı bir hata işlemiş olsak utanıyoruz değil mi? Onun huzuruna çıkmaya, onunla konuşmaya. Ve ne yapıyoruz? Diyoruz ki, sen bana şu hatayı yaptın, utanmıyor musun karşıma çıkmaktan diyoruz. Allah öyle diyor mu? Bir hata işledin, en büyük hatayı işledin, senden utanıyor mu? Veya bana hangi yüzle bakıyorsun diyor mu? Asla. Benim rahmetim senin günahının yanında mukayese edildiğinde senin günahın bir hiçtir. Tövbe et gel diyor. Hatta bakın öyle bir affetme noktası vardır ki, bu bir hadiste geçer. Allah'ın öyle bir affetme sıfatı vardır ki o affetmenin içinde kuluna günahını unutturup onu sanki o hatayı işlememiş olarak hissettirme noktası vardır. Bu affın en yüce mertebelerindendir. Yani sana işlediğin günahı unutturuyor. Neden? Öyle bir şeyi hatırlama. Ne kadar, değil mi? Ulvi bir şey. Sana ben, günahını unutturuyor. Şöyle diyebilirim. Tam olmayı günahını bırakıyoruz. Mesela bir günahını bırakıyoruz. Yani basit şey. Kur'an'da hikayet ediyor ya. Hani onların gözleri var, kulakları var, duymaz, gitmez. Aslında maddi bir şeyden bahsetmiyor değil mi hocam? Tabii ki. Hakikati görmez, hakikati anlamaz. Tabii neden bakın, neden görmüyoruz? Çünkü ruhumuzun farkındalığından habersiziz. Mesela birine diyorsun ki, ya diyorsun Allah seni seviyor. Ya tamam onu biliyoruz da diyor. Bakın ne diyorsun? Bakın insanda öyle bir körlük, öyle bir cehalet var ki değil mi? Diyorsun ki kardeşim bak seni Allah seviyor. Sen Allah'ın kulusun diyorsun. Diyor. Biliyoruz bunu zaten diyor. Ama gidip birine kul olabilir ve ondan çok mutmain olabilir. Değil mi?
İşte biri ona dese ki ben seni çok seviyorum, sana çok değer veriyorum. Peki şimdi burada kulakları var duymaz, gözleri var görmez değil mi? Allah sana diyor ki sen benim kulumsun diyor. Bana aitsin diyor yani. Senin nispetin benim diyor. Biz de mi bazen şey yapmıyor muyuz? Çok itibarlı tanıdıklarımız olunca ben şunu tanıyorum diye kendimizi onunla tanımlıyoruz. Onunla bir resim çekip, asıyoruz. Değil mi? Evet. Neden? Çünkü kendini onunla değerli görüyor ve gösteriyorsun. Peki Allah seni kendiyle yan yana koyuyor. Sen benim kulumsun diyor. Seni yaratan benim. Bana aitsin. Ben senin Rabbinim diyor. Bu kadar seninle ilgili kendini nispet ettiği ifade kullanıyor. Değil mi? Ben senin Rabbinim diyor. Ben senin sahibinim diyor. Ben senin koruyucunum diyor. Ben seni affederim diyor. Değil mi? Peki bundan dolayı niye bizde bir farkındalık, bir uyanış, bir tatmin yok? Çünkü ego başka bir hikayenin peşinde. Ego 99'u 100'e tamamlamanın peşinde. O oraya düşmüş, o tuzağa düşmüş. O yüzden kulağımız işitmiyor, gözümüz görmüyor. Evet. Teşekkür ederim. Arkadaşlar, Allah için benlik kavramı var mı bizde? Yani mesela şöyle, işte benim veya sultanlarımızın, halifelerimizin gelişi, dünya